Arkadaşlar, İstanbul'da Lokman abimle beraberim balıkçı barınağındayız. Dün çok güzel balıklar tuttuk. Onun videosunu izlediniz zaten. Şimdi ne yapacağız abi? Güzel güzel kızartacağız abiciğim. Aynen. Tuttuğumuz ne bir bakalım, tadına bir bakalım. Göreceğiz. Şimdi abi, balıkları temizledik. Nasıl temizliyoruz, nasıl pişiriyoruz? İstanbul usulü, tekneci usulü bu iş nasıl yapılır? Bakın gördüğünüz gibi burada temizledik. Deniz salaş. Suyuyla temizledik. Güzel salaş hali. Aynen, öyle harika. Sosyetik değil. Balıkları ayıkladık, gazetenin üzerine koyduk. Salatamız hazır. Birazdan tavaya geçeceğiz. Öf öf, bir balıklara bakalım o zaman. Bakalım hadi. Balıklarımız burada arkadaşlar. Dün yakaladığımız balıkların bazıları. Şu filotoya bakın. Karagöz filotosuna. Öf. Kanından hala eşkinalarımız kuyruk geliyor. Var. Kan geliyor kuyruğundan be. Ay maşallah. Çatır çatır. Ertemiz. Bunları böyle yardık daha iyi pişsin evet. Diye değil mi abi? Tabii tabii. Eşkinalarımız şimdi var. Balık birazcık yağını kaybetti artık. Hı-hı. Mart ayına geldik. Gördün sen de ot yemiş. Aynen zaten. Aynen. Ot yiyen balık yağlı olmaz. Ne yapacağız mecbur? Tava yapacağız. Biraz tereyağı, biraz yağ. Akşamleyin. Ayıp olmuyor değil mi böyle? Yok, yani? Yapacak bir şey yok abi. Herkesi şey balık yemeye, balık tutmaya ve balık yemeye teşvik ediyoruz. Evet. Arkadaşlar bakın bizim bir suçumuz yok. Bunlar livarda canlı kalmıştı. Yani her yerini temizledik. Boğularak ölmesinden çok daha iyidir ama hala canlı balıklar. Biz bunları temizleyeli 15 dakika oldu ya. Öyle. Havada soğuk ya Savaş. Aynen kışın bu şekilde uzun hava süre canlı. Böyle bir izmarit gördünüz mü arkadaşlar? Boyuta bakın ya. Ev gibi izmaritler. Şimdi bunları afiyetleyeceğiz Allah'ın izniyle. İbrahim abi nasıl bir salata yapmışsın böyle ya? Hacizane. Maşallah abi. Şöyle bir gelelim tezgahımıza. 2 dakikada hallettim vallahi maşallah. Pişirme işi de sende mi abi? Lokman abi varken ben yapmıyorum. Lokman abi daha güzel pişiriyor. Öyle mi? Evet. Ama teknede sen yapıyormuşsun tabii galiba. Tabii teknede ben yapıyorum. Çünkü İnşallah. Balık tuttuğu için. Aynen olmuyor. Aynen. İnşallah yarın ama müsaade ederse teknede yapacağız. İnşallah. Yarın da. İnşallah. Gelsin. Söğüş mü olacak bunlar? Söğüş olur efendim. Harika. Kedilerimiz de var. Bakın. Herkes nasibini alıyor arkadaşlar burada. İstanbul'da böyle bir hayat. Mekanda yiyoruz. Olmuş mu? Şey gördüm. Şöyle. Balıkları unlama faslına girdik. Yağımız orada kızarıyor. Bir tane atalım mı? Evet. Of of. Bir usulde şeyle yapıyorlar işte poşetin içinde çalkalıyorlar ama o daha çok küçük balıkla yapılıyor değil mi? Yani işte. Ha maşallah be. Of of eşkinamız pişiyor. Dün 10 civarı saldık ufaklarından. Sadece birkaç tane alıkoyduk irilerinden. Eşkinalardan mı başlıyoruz? Evet evet eşkinadan hemen boyut olarak. Tabii. Elime onlar geldi. Bakalım arkadaşlar not vereceğiz. Herkese soracağız eşkina mı, izmarit mi, karagöz mü? Ben de kendi düşüncelerimi söyleyeceğim size. Sen karagöz mü diyorsun abi? İzmarit diyorum. Bence de. Bakacağız ama. İzmarit. Ben gayet objektif bir şekilde söyleyeceğim. Ben izmarit diyorum. Her ne kadar daha baba dursa da izmarit diyorum. Tamam sen öyle diyorsan öyle diyorum. Yanına bir de izmarit atalım şunun be. Atalım bir an önce pişsin. Ben de izmariti heyecanla bekliyorum. Mısır unu değil mi abi? Evet mısır unu el çekimi ondan böyle tane tane duruyor. Şey market işi değil. El çekimi bu. Evet şöyle hafif yağda çok yağda değil. Tabii. Hafif yağda suyunu kaçırmadan. Biraz gaz verelim şuna. Afiyet olsun diyelim ne diyelim. Eyvallah. Balıklarımız pişiyor. Burası operasyon tezgahı. Yemek masamız burada. Bakın gazete var. Yemek sofra örtüsü bile yok. Tam bir salaş ortam. Arkadaşım. Buyur abi. Sevdiğimiz bal abi bakar mısın? Nar. Nar. Maşallah bu yaptı vallahi. 8 dakika oldu abi. Evet. Şimdi bu kadar yol geldin ya. Bu kadar emeğin de var balıkta. Eyvallah. Şimdi ne yapacağız? Bu balıkların içindeki benim favorim biliyorsun. İzmarit. İzmarit.
İlk tatma bende mi? Evet, ilk keyfi sana vereceğiz. Şuradan bir peçeteyi koparır mısın bir tanesini? Bitti. Şöyle bakar mısın şunu, şöyle bir ayıralım şunu. Hadi bakalım. Mehmet Şef gibi açtın abi. Hadi bakalım. Arkadaşlar bembeyaz, bakın. Biraz soğusun. Tadını alayım. Yaklar biraz daha serin yersen. Evet. Bakın, izmaritin bir filetosu. İzmaritler de izmarit ama ha. Yemedi. Dayanamıyorum abi, yiyorum. Afiyet şeker olsun. Bir söyle bakalım bize, nedir ne değildir. Öncelikle şunu söyleyeyim abi. İyi ki derisini almamışız. Aynen. Abi tadı derisinde. Biz balığın derisini attık mı geberttik o işi. Hem ye hem anlat bana bakayım ya. Abi çok lezzetli. Eksane değil mi? Evet. Hiç kılçık, yani çok az kılçık geliyor ağzına. Nerede? Bak nerede? Bak şunu zaten. Kaburga da işte. Bak şu sırtı aldık ya zaten. Bak. Şunun bak şurasında. Bitti. Hepsini beraber aldım. Hani izmarit kılçıklı derler ya. Hikaye. Buyur, şu kadar izmarit tutarsan tek parça. Tek parça. Senin bana temizlediğin. Evet. Bakın tek parça. Ooo. Oh. Biz de yiyeceğiz şimdi, merak etmeyin. Harika. Şöyle şu aslanı da bir kaldıralım bakalım. İlk kahvaltıdan beri aç duruyor. Pardon, bir tane poğaça kaçamağım oldu. Az yedik ama değil mi? Aynen, tabii canım. Az yaptık çünkü. Acayip lezzetli. Balığı çok kızartmıyoruz abine. Mümkün mertebe. Çok güzel pişmiş zaten ya. Evet, evet. Hoppa. Evet. Devam. Afiyet şeker olsun abi. Hemen izmaritleri diziyoruz mu yanına? Hemen devam ediyoruz. Ben şu tavayı bir kaldırıyorum. Yağım yanmasın. Hatta hemen bir kısıyorum. Devam ediyorum. Işığı arkasında. Dur abi, eşkina mı yaptı? Gel. Karagöz, eşkina, minekop. Yanaştırıyorum. Yok bak. Hadi buyur. Tamam. Hadi bakalım. Soframız hazır. Taşlarını almadın mı taşlarını? Kafalarını atmadık ki onları. O Karagöz onlar. Karagöz mü lan? Ver abi. Maşallah. Abi maşallah. Maşallah. Balık tabağımız hep kırıldı. Arkadaşlar sivri burnu vakıttır ya. Uzun süredir sivri burun Karagöz yemiyorum. Baltabaş çok yedim ama şu an bismillahirrahmanirrahim. İlk defa yiyormuş gibi tadına bak. Aldım. Başka. Aldım. Gayet güzel ama izmarit daha güzel bence. Maçın başında ne dedim? Aynen. Maçın başında ne dedim ve neye başladım görüyorsun değil mi? Aynen. Ama gayet güzel. İşte ne var? Şimdi hatta yağlı bile ha, fena değil yani. İşte son demleri. Bu aydan sonra filmi kopacak. İçindekini yedi, yağı kullandı. Alo şefim. Savaş abi nasılsın? İyi, balık pişirdik. Bir şey sorup kapatacağım. Buyur. Orkinos en çok hangi denizde bulunuyor şu anda, avlanıyor veya genel anlamda? Şu an Ege'de çok abi. Ege, tamam, doğru söylemiş. Aynen. Okey abi, seni arayacağım. Tekrar. Hadi Allah'a emanet. Mehmet şefe canlı bağlandık, balık yerken. Allah Mehmet miydi? Aynen. Of arkadaşlar şu ete bakın ya. Bembeyaz. Aynen. Mevla kapkara balığa bembeyaz et vermiş. Yusun yiyor ama. Ya. Koy kuzu gibi. Ot yiyor ama. Aynen. Şey bulamadım, ot da yaşayabiliyor yani balık. Ot da soğanları var ya. Baş balıkları yer. Ben kuyma balıkları. Hadi değil mi? Hadi. Şundan acı mesela, biberleri alsaydın adama. Baltabaş hiçbir zaman şey yemez. Yosun ne şey onlar. Kırar mideye. Mideye. İçerisi çok sağlam. Yani kurt yer, tekke yer, mide yer. Bu değil. Çünkü besleyiciliği şey, yok. Yok. Tatlı yani. Sivrivurun Karagöz otçuldur. Deniz anası yer, ot yer. Bir de arada kurt yer işte. Bulursa affetmez kurdu. Saladan da efsaneyim ben de. Ne yapıyorsun?
Abi peki ot yiyen balıkla yemeyen balık arasında lezzet farkı oluyor mu? İçinler daha lezzetli olur. Et yiyen her zaman denizde lezzetli. Efendim teyze. Bir de bazıları dip balığı sevmiyor, kokuyor falan, öyle bir şeyler var mı? Öyle biliniyor. Yok abi, kalkan da dip balığı. Kesinlikle. En lezzetlisi. Barbun da dip balığı. Giridalar falan hepsi dip balığı. Abi, mezgit de falan böyle. Yok mezgit abi, o da en lezzetlisi. Abi hurafe ya, öyle bir şey yok ya. Ya ne yiyorsa yesin. Aynı yani böyle hafif bir şey yok gibi. Yok abi, Mevla ona vermiş. Taş da yesen aynı diyor. Ot da yesen aynı şey yok. Aynı mı çıkıyor? Abi, abi mazotlu bir, sürekli mazotlu, dibi artık böyle petrol artığı olmuş. Balçık tutmuş bir liman içinde yakalanan kefal, oranın yerli kefalinde biraz koku olur sadece. Onlar ayrı, istisna ayrı durumlar olabilir. Aynen. Ama göl balığıyla deniz balığı tamamen. Ya bu damak da bir ayrı. Deme. Sen bir tatlı su levreyi ye de sudak ye, sudak ondan sonra konuşalım. Kırmızı benekli alabalık ye. Ben ak balığı da seviyorum mesela. Marmara şey, bu da var İstanbul'da. Ak balığı da seviyorum. Turnayı da yapabilirsen. Turna da çok güzel. Peki abi bu çupralar, çiftlik çuprası falan pazarlarda satılıyor. Çiftlik. Deniz çıkıyor. Ya onların lezzeti fark ediyor mu? Neden tabii canım. Ya kapalı bir ortamda büyüyor bu balık sonuçta. Çiftlik çuprasını yiyorsun 30 liraya. Orijinalini 100 lira yiyorsun. Ya lezzeti de fark eder değil mi kesin? Güzel. Büyük marketlerde satılıyor böyle tonajlar. Şu an her yerde çiftlik yani o ne lan bu? 30-40 liraya aldığın balıkların tamamı şeydir abi. Çiftlik değil mi? Evet. Hiç sana deniz derler. Niye deniz derler? Çünkü çiftlikler de denizin çiftlik de içinde deniz olduğu için aynı. Çünkü bir de toprak havuzu yetişen şey vardır. Çupra o ayrı. Adam orada bir kelime oyunu yapar. Sen çiftlik çuprası. Tabii deniz. Deniz çuprası. Yalan yok. Deniz. Adam yalan atmıyor. Evet. Ama yemeden anlaşılmaz değil mi farkı? Hani görünce gözünden, anlaşılır. Şeyinden anlaşılır. Renginden. Çiftlik çuprasının üzerinde pul neredeyse olmaz. Rengi kapkara olur ve gövdesi de böyle davul gibi şişman, kocaman olur. Şey yemekten. Evet. Ha, o besili tavuk pirinçler gibi. Yok, öpeceğim ama. Deniz çuprasının pulları muntazamdır. Ben sana fotoğrafımı da gösteririm. Bir kolonu da bana. Bak, çiftlik devreyle deniz devreyini çok zor ayırt edersin. Ama çupra direkt kendini belli ediyor. Çiftlik granyozuyla deniz granyozu da çok direkt kendini belli ediyor. Sınırtın bile çiftliği vardı. Yaptı olabilir, en son bunu da yaptı. Abi, nerede? Ege'de. Öyle değil mi? Kınalım bakalım.